Selamünaleyküm. Yeni video hoş geldiniz arkadaşlar. Ama abi öncelikle sen geldin. Nasılsın abi? İyiyim kardeşim, sağ ol. Sen nasılsın? Abi dil eyvallah, Allah razı olsun. Dilek. Halk bile hala kutluyor. Diledik, istedik, kutladık, başardık abi. Evet. 6 ay boyunca direndin, 6 ay boyunca savaştın. Psikolojik savaş, fiziksel savaş hepsini verdin ve başardın abi. En sonunda kupayı Antalya'ya getirdin. Evet. Öncelikle nasılsın, iyisin? İyiyim, hayata adapte olmaya çalışıyorum. Bu yorgunluğun arasında bize de vakit ayırdığın için öncelikle çok teşekkür ederim. Antalya kupayı getirdiğin için hem kendim hem hepimiz huzurluyuz, mutluyuz. Abi, geldin, bir yemek yeme serüvenleri, neler yedin falan filan, onları geçiyorum. Ne hissettin abi kupayla Antalya'ya indiğinde? Yani buradan giderken zaten sizlerin de uğurlamasıyla havaalanından güzel bir şekilde gitmiştik. Evet. Dualarla gitmiştik. Arkadaşlarımızın, sevenlerimizin desteğiyle. Ve hedefimiz oraya giderken bu madalyayı, bu birinciliği, şampiyonluğu sevenlerimize, Antalya'mıza, tüm Türkiye'deki tüm destekleyenlerimize armağan etmekti. Çok şükür hedefimize, amacımıza ulaştık. Antalya'ya geldiğimde çok büyük bir coşku, çok büyük bir kalabalık vardı. Evet. İnsanların sevgisi, takdiri, yani size olan ilgisi gerçekten muhteşem bir duygu. Abi yani Antalya'nın her bir yerinde, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar her yerde yani. Kesinlikle ya. Sadece Antalya değil, Türkiye'nin her yerinden sevgi seli vardı. Antalya'ya geldiğimde de bunu gördüm. Daha önce güreşte birçok şampiyonluklar yaşadım. Aynı duyguları yaşamıştım ve sevenlerimin desteğiyle karşılaşmıştım. Evet. Ama bu çok farklı bir platformda böyle bir şampiyonluk yaşamak ve halkın takdirini toplamak, sevenlerin takdiri, desteğiyle şampiyon olmak apayrı bir duygu gerçekten. Abi bir de yani iki ayrı kulvarda şimdi. Güreşte kazandığın şampiyonluk bambaşka bir hissiyat yaratmıştır sana zaten. Ama Survivor'daki de bir de popülerlik, bir yarışma, medya işi gibi. İkisi bambaşka bir. Sence yani o süre zarfındaki o fark, yani ikisine verdiğin emek kıyaslanamaz zaten. İkisi de bambaşka bir şey. Ama ne hislerle bu doğrultuda geldi sana? İnsanların geri dönüşü olarak. Evet. Şimdi tabii yani ki 40 Pınar ayrı, Survivor ayrı. Tabii ki güreşin yeri ayrı, bireysel spor, kendi bileğinizle, kendi gücünüzle bir yere geliyorsunuz ve eğer gücünüzde, bileğinizde, yeteneğiniz varsa şampiyon oluyorsunuz. Evet. Tabii ki seyircilerimizin desteği var. Evet. Ama burada Survivor'da sadece açlıkta da savaşıyorsun. Survivor'da sadece parkur değil, açlıktır, özlemdir, psikolojik savaştır. Bir yani de orada bir insanlarla da savaşıyorsun şimdi. Hepsini konuşacağız abi. Birçok etken var, birçok etkileyen faktör var. Dolayısıyla sadece benim parkurdaki yarışmam ya da sadece benim parkurdaki başarım yetmiyor. Evet. Bunu kazanmak için insanların sevgisini, saygısını, takdirini kazanmanız gerekiyor ki onların desteğini alıp, SMS'ini alıp bu kupaya ulaşabilirsiniz. Çok şükür bir şeyleri doğru yapmışız. İnsanlara kendimizi sevdirmişiz. Normal hayatta İsmail Balaban kimse, güreş hayatında İsmail Balaban kimse, aynı şekilde aynı karakterim, aynı duruşumu sergilemeye çalıştım oraya gittiğimde. Çok şükür insanlar da bunu gördü, takdir etti ve beni birinciliğe layık gördüler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Abi sen gerçekten daha önce Survivor'da şampiyonluklar ilan edildi, bir sürü şampiyonluk gördük ama sen başka bir şampiyonluğun. Hani biz dışarıda evet destek olduk. Biz dışarıda Turan abi de var burada. Turan abi de senin yani 6 ay savaştın. En az o da senin kadar savaştı. Sen başka bir şampiyonluğun. Ben daha önce bir Survivor'da tüm halkın, bir şehrin ayaklandığını ve şampiyonu karşıladığını görmedim. Yani bu bambaşka bir histi bizim için de. Kesinlikle ben içeride savaşırken dışarıda da kardeşim başta olmak üzere sizler, beni destekleyenler dışarıda benim kadar, benden fazla mücadele, savaş vermişler. Bunu geldikten sonra öğrendim ve çok aşırı duygulandım. Yani çok kocaman bir aile olmuşuz. Yani benimle sevilip benimle üzülen, ağlayanlar, gülenler, aynı duyguları paylaşanlar, açlık duygusunu, o sıkıntıları, bütün hepsini birlikte benimle yaşayan insanlar. Hepsinden Allah razı olsun. Çok mutluyum, çok gururluyum. Yani abi sen o acıkıp işte bir şeyleri İsmail aldı geldi kameranın karşısında yakalandığını gördüğünüzde. Yakalandım. Dedim ki yani sonuçta yakalanmışım kameralara. Dedim yemediğim bir şeyden ceza alacağıma, yemiş olayım da öyle ceza alayım dedim. Ya babam bile izlerken diyor adam acıkmış amına koyayım diyor. Ne yapacak? Ne yapacak? Ölsün mü bu adam abi, yani diyor. Aç insan her şeyi yapar. Gerçekten açlık çok zor bir şey. Allah'ım kimseye açlığı sınamasın gerçekten. Abi gerçekten ilk kez zor. Yani ilk kez Survivor izlerken bizden biri, en yakınımızdan birisi gittiği için en dibine kadar hissettik ve yaşadık. Bunun için de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz sana. Abi rezidans çocukları değil, Anadolu çocukları kazandı. Anadolu çocukları! Şimdi felaket. Bir şeye de değinmek istiyorum. Şimdi insanların sevgisini, takdirini topladık. Bazı insanlar şöyle bir yorum yapıyor işte. Sanki işte olimpiyat şampiyonum olduğunda bu kupa. Arkadaşlar bu kupa kolay kazanılmadı ki. Evet. Birincisi 6 aylık bir süreç gerçekten kolay bir süreç değil. Yani
herkesin yapabileceği bir süreçti. O kadar zorlu şeyler yaşadım ki dışarıdan gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Gerçekten. Abi izlediğimizin de ötesinde zaten. Kesinlikle yani içeriye girdiğiniz zaman ben de dışarıdan bir izleyiciydim. Dışarıdan çok basit geliyordu bana ama işin içine girdiğiniz zaman sadece parkurda yarışmak değil olay. Birçok zorlayan etkenler, faktörler var. En zorlandığın an neydi? En zorlandığım anı yani psikolojik olarak tabii ki savaşlar vardı orada ve polemiklerin içine çekilmekten nefret ediyordum. Yani saçma sapan konulara giriyordum. Ve üstüne bu yapılıyordu abi sana. Üstüme bilerek geliniyordu, bilerek oynanıyordu ve ben elimden geldiğince sinirlerime hakim olmaya çalışıyordum. Gerçekten normalde dışarıda bu kadar sabırlı bir insan değildim. Yani giderken de konuşmuştum zaten. Bu kadar da sabretmezdim gerçekten. Sen giderken de demiştin abi. Dayanamazsam açlığıma dayanamam diyordun. Yani. Açlık çok etkiliyor tabii ki. Oradaki insanların duygu düşüncelerini de etkiliyor açlık. Açlıkla birlikte kazanma kaybetme duyguları. Kaybettiğiniz zaman özellikle açken daha da hırçınlaşıyorsunuz. Daha sağa sola saldırma isteği duyuyorsunuz. Dediğim gibi duygular daha çok üst düzeyde yaşanıyor. Hayatın kısaltılmış bir versiyonu bence Survivor. Yani dibine kadar yaşıyorsun. Dediğimiz her bölümde şey dedik. Şimdi bir tanesini vurdu. Tepe aşağı. Şimdi. Bir tanesini indirdi. Her bölümde indirip geliyor boynunu kırıyor. Abi anket yapılıyordu ya. Acun abi işte Instagram'dan anket yapıyordu. Kim hangisini döver diye bir anket gelecek diyorduk artık. Bir konuya değinmek istiyorum. Evet. Şimdi karşılama törenleri falan yapıldı. Bazı insanlar bu konuda işte sanki şu şampiyonluğu kazandı. Bu şampiyonluk abartıyorlar diyor. Abarttığımız bir şey yok. İnsanların sevgisi abi var. Abi kutlama zaten. İnsanlar sevmese, saymasa zaten o karşılama yapmaz. Bir de biz Anadolu'nun çocuğuyuz. Köyde yetişmişiz, köyde büyümüşüz. İnsanlar gösterdi, sevmiş ki, bağrına basmış ki bizi karşılıyorlar. Bu gerçekten anlatılmaz bir duygu. Bu gayet bu normal bir şey zaten yani. Öyle basit alınmış bir şey değil yani. 6 aylık zorlu mücadelenin ardından kazanılmış, bileğimizin hakkında sevenlerimizin desteğiyle alınmış bir şampiyonluk. O yüzden kimse gelip buna laf etmesin bence. Abi sevenlerin zaten bunu istiyor, kutlamayı istiyor. İnsanlar bunu desteklediler seni yani. Kesinlikle insanlar gelip aynı bu sevgimizi, mutluluğumuzu paylaşmak istiyor. Birlikte fotoğraf çekilmek istiyor. Bundan güzel bir duygu yok zaten. Dolayısıyla benim halkın içine karışmam lazım. Onlarla birlikte bu anı, bu sevgiyi, bu mutluluğu yaşamam lazım. Bu en normal bundan olan doğal şey. Bir şey yok. O yüzden bu eleştiri yapanlara da açıkçası ben anlam veremiyorum. Ya biz kutlamamızı yaptık. Abi biz şampiyonluğumuzu kazandık, kutlamamızı yaptık. Ağlayan ağlasın diyorum ben de burada. Ağlayın diyorum. Sen dışarıdayken biz sosyal medyada savaşımızı da veriyorduk hep beraber. Evet. Biz Abdül'le beraber bir 10 tane falan soru hazırladık dışarıdan. Öncelikle biz sen gittikten sonra merak ettiğimiz durumda bu Survivor yani Survivor fikri gitmeye başlama öyküsü nereden geldi? Nasıl başladı abi? Şimdi Survivor daha önce izlediğim bir platformdu. Evet. Ve gerçekten izlerken de kendimi hayal ettiğim içinde çok zamanlar oldu. Ve dışarıdan baktığım zaman kolay gibi gözüküyordu bana. Ya nasıl atamıyorlar, nasıl yapamıyorlar? Açtık falan hiç aklıma gelmiyordu açıkçası. İşin çok ince kolay geliyordu atış. Yani kolay geliyordu ve işin ince detaylarını düşünmüyordum açıkçası, düşünmemişim. Sonrasında tabii ki geçtiğimiz yıl maalesef pandemi süreci oldu. Güreşler pandemiden dolayı bütün sporlar yapılmadı, spor salonları kapandı. İşte o çok sevdiğimiz atasporumuzdan, güreşten uzak kaldık. Er meydanlarından, seyircilerimizden, sevenlerimizden uzak kaldık. Dolayısıyla o bir boşluğa düştük ve köye geldik. Köyde işte bahçe işlerinde tekrar çalışmaya başladık. Tabii ki bu süreçte memnun kaldığımız süreç şöyle. Ailemize zaman ayıramıyorduk. Ailemize zaman ayırmış olduk. Tabii kendi ortamına döndün bir de yani. Sonrasında bir yıl sonrası için tabii ki sürecin ne olacağı belli değildi. Yani tekrar pandemi devam edecek mi, güreşlerin yapılıp yapılmayacağı ortada kesin bir şey yok. Sonrasında daha önce Survivor'dan bana teklif gelmişti. Daha evveli var. Bu yıl değil. Öncesine çağırmışlar seni. Orayı hiç bilmiyoruz. Bunu şöyle, bilmiyorduk abi. İsmail Balaban'dan bir açıklama. Hadi bakalım. 2018'de bana ulaştılar Survivor'a katılır mısın diye. Ben de o an tabii ki çok zirve yaptığım bir dönem olduğu için şu an için hedeflerimde böyle bir şey yok. Ama ilerleyen zamanlarda gerçekten Survivor'ı takip ediyorum ve katılmayı da istiyorum. Hayallerimden birisi bu dedim. 2017'de zaten sen şampiyon olmuştun. 2017 Kırpınar şampiyon olmuştum. Sonrasında onlar da dedi ne zaman istersen biz seni burada bu platformda görmek isteriz dediler. O aklımda kalmıştı. Sana yer etti orası da abi. Yer etmişti. Sonrasında tabii pandemi sürecinin belirsizliği. Dedim güreşin boşluğu var. Güreşler de yok. Hazır güreşler de yok. Bu ben gidip bir de Survivor'da şampiyon olayım. Bunu çıkarayım dedim. Bu boşluğumu şampiyonlukla değerlendirdim. Kesinlikle. O boşlukta dedim ben Survivor'a tekrar diyalog kurduk dedim. Ben işte Survivor'a katılmak istiyorum. Durum nedir? Görüşmeler yapıldı vesaire. Ondan sonra bir anda Survivor'ın içinde buldum kendimi. Süper oldu maşallah. Hop Dominik'teyiz. Başladı macera. Tabii ki dışarıdan mükemmel göründüğü gibi. Düşsene 6 ay bir boşluğun var birader. Biz ne yaparız, ne ederiz, nereye gideriz diye düşünüyorum. Alaşatım o durumda. Adam gidiyor şampiyonluk alıyor. Ben bir şampiyonluk alıyorum. Tabii ki. Allah gurur duyuyor zaten. Gerçekten hani kolay bir şey değil. Tabii ki direkt şampiyon olurum. Şampiyonluk tabii ki hedefim şampiyonlukta ama kolay bir şey olmayacağını biliyordum. Abi ikinci sorumuz geliyor. Aklından geliyor aynen. Şimdi en merak ettiğim şeylerden birisi 6 ay boyunca bir ormanın içerisinde bir adada yaşıyorsunuz. Evet. Duş, temizlik, kişisel bakım hak getir ha.
Hiçbir şey yok mu? Abi ben... Abi tüm Türkiye merak ediyor bunu harbiden. Bak, yani. Giderken ben de merak ediyordum. Ve sormuştum. İsmail abi geldiğinde arkadaşlar böyle bir katman aldık onu. Evet. Bir katman gerçekten. Ama bak keseye götürdük. Keseye götürdük ama. Katmanlar devam ediyor. Ben de hani dışarıdan birkaç yarışmacıyla konuştuğumda gerçekten mi? Ya inanmıyorum, olamaz öyle bir şey falan diyordum. Yani o tuvalettir, duştur vesaire. Bunları bilmediğim için. Gerçekten oraya gidince görüyorsunuz tuvalet yok. Yani, abi. Vallahi yok. Harbiden. Ormanın içine gidiyorsunuz. Herkesin belirli alanları var. Alanlarında herkes şey yapıyor işte. Ne diyorsun ya? Kesinlikle duş havuz parkurları olduğunda seviniyorduk. Ben itiraf etmem gerekiyor. Duşla beraber taharetlerin hepsi havuzda. Havuzlar niye yeşil sanıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle tabii deniz parkurlarında tuzlu su biraz yakıyordu. O sıkıntılıydı mesela. İçme suyumuzdan biraz yüzümüzü falan yıkıyorduk yakmasın diye. Sonrasında havuz parkurlarını seviyordum. Yani duş alıyordum. Yüzmeyi sevmiyordum açıkçası. Şunu söyleyeyim, yüzme parkurlarında çok iddialı değildim. Onu da buradan açıklayayım. Ama duş almak açısından havuz parkurlarını seviyordum. Sonrasında oyun bittikten sonra çamaşırlarımı da o havuzda yıkıyordum. Çünkü ben titiz birisiyim. Temizleniyordun, gidiyordun. En azından o çamaşırlarımı orada yıkayıp gidiyordum. Abi üçüncü sorumuz geliyor. Survivor'a gittin 6 ay boyunca. Sen orada çatıştın. Turan abi burada. Biz hep sosyal medyada bir şeyler yaptık. 6 ay boyunca senin o yarışma sürecinde en zoruna giden şey neydi? Hadi bakalım. İsmail Balaban'dan itiraflar geliyor. Ya şimdi çok farklı bir yer. Farklı karakterler. Birçok insan farklı karakterde insanlar var. Dolayısıyla ya insanların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ben genelde insanlara sıcak yaklaşırım, samimi yaklaşırım. Bu da büyük ihtimal dışarıya yansımıştır. Ve hani herkese iyi niyetli yaklaştım. İyi niyetimin karşılığında maalesef marazda oyun çoğu zaman. Maalesef marazda doğduğu oldu. O yüzden buna yönelik kırgınlıklarım var açıkçası. Tabii abi bizim de zorumuza giden mesela Abdü de biliyor. Dışarıdaki ekranda izleyiciler daha net görmüştü. Senin hareketine takılıyor mesela. Yani kime iyi yaklaştıysam, kime iyi davrandıysam maalesef bir zarar gördüm. Bir iyi niyetin suistimal edildi ama abi. İpin ucunu gördükleri zaman böyle çekmeye çalıştılar. Maalesef. Ama evet. Ne yazık ki başaramadılar. Burada abi rahat olsun herkes. İnsanlar kimin iyi niyetli olduğunu, kimin art niyetli olduğunu, kimin kalbinin temiz olduğunu zaten dışarıdan izleyiciler daha iyi görüyor, daha iyi analiz ediyor. Ki bu zaten tescillenmiştir. Evet. Daha da bir şey söylemeye gerek. En önemli sorulardan birisine. Evet. Yani yemek yemiyordunuz, açtınız. Açlığınız zaten gözünüzden okunuyordu. Ben senin normal yaşantıdaki halini bildiğim için oradaki böyle halsizliğini, insanlara enerjik gelen halinin aslında halsiz olduğunu biliyordum. Kameraman ekip, prodüksiyon ekibi, işte çekim ekibi yanınızda bir şeyler yiyip içiyor muydu? Kesinlikle bu konuda çok hassaslardı. Onlara teşekkür ediyorum. Yani sonuç olarak biz aç bir durumdayız. Kötü zor bir durumdayız. Özellikle çok hassasiyet gösterdikleri bir konu. Kesinlikle önümüzde hiçbir şey yenilip içilmiyor. Ya şimdi yönetmen böyle çekerken bir tane takar böyle elinde yok. De bir kahve bakar yok. Ya. O olmuyor yok muydu? Kesinlikle öyle bir şey yoktu yani. O anlamda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelen evet. Geçen selam veriyor. Evet. Çok güzel ha. Ben burada durup halkı selamlarım böyle. Abi yeni sorum geliyor. Şimdi biz izliyoruz, yarışıyorsun, sen kapışıyorsun orada. Attı, atamadı. 9-9 oldu, 5-6 oldu. 10'a 2 farklı yenilgiler de aldınız. Evet. Farklı galibiyetler de aldınız. Abi hiç 9-9'a bu oyun bırakasın, 9-8'e bu oyun bırakasın. Böyle bir şey oluyor muydu? Arkadaşlar kesinlikle oradaki mücadeleler kıran kırana. Özellikle geçtiğimiz yani sormak istediğimiz şey şu. Kurgu var mıydı? Kurgu, ya kesinlikle kurgu diye bir şey yok çünkü... Bir defa yarışıyorsun, hem parkura bir defa kere, çıkıyorsun. Evet, yani kesinlikle dur, kalk orada dur. Ya bu çekim böyle olmadı şey, falan yo, bizden. Yok yok öyle bir şey durdu. Çünkü görüyorsun parkurlarda kesinlikle dilimiz sürçtüğünde dur bir daha çekelim diyoruz YouTube'a. Evet, şimdi bu şeyler ayrı bir şey. Kamera çekimleri ayrı bir şey, işte konuşmadır vesaire. Bunlar ayrı bir şey ama oradaki parkurdaki yarışlarda kesinlikle dur kalk yok. Düdük çaldıktan sonra devam ediyorsun. Ama ödül oyunu düştürme geliyor, yok. Ödül geliyor, bağırın diyorlar mesela. Ha, orada evet. Biraz tabii ama ki. Yarışmada yok. Yok, yarışmada kesinlikle bir şey yok. Kıran kıran hep, yani bir ara hatırlıyorum, korsan parkurundaydı, yanlış hatırlamıyorsun, 8-1 öndeydik. O oyunu verdik. Ben çıldırdım evet, ya, bu oyunu nasıl veririz dedim. Sonrasında tabii ki kurallar, bazı kurallar o şeyden, oyundan sonra değişti mesela. Gitti Poyraz, 3 kez Hayrettin'le üst üste oyuna çıktı. Yani Hayrettin bir de o ara sakatlık olu arıyordu. Yani şimdi üst üste Hayrettin'i alırsan baktığın zaman şimdi kimin güçlü, kimin zayıf evet. olduğu belli yani bunu açıklamamıza gerek yok. Zaten öndesin burada. Evet. O yüzden bu kurallar değişti. Bir eşleştiğinde ikinci turda aynı kişiyle eşleşemiyorsun. Buna gittikçe... yeni kurallar getirildi, düzeltildi. Daha adaletli olması anlamında. Abi bir şey sormak istiyorum. Biliyorsun sen orada olduğun dönemlerde Ramazan aylarına denk geldiği dönemler de oldu. Evet. İbadet eden var mıydı ya da ibadet etmenize müsaade ediliyor muydu? Namaz kılmak istiyor adam, oruç tutmak istiyor diyelim. Zaten açtınız da buna müsaade ediliyor muydu? Namaz konusunda vesaire herkes tabii ki istediğini yapabiliyordu. Ben de özellikle Ramazan boyunca elimden geldiğince namazlarımı kılmaya çalıştım. Onun dışında birkaç kere de oruç tutmuştum var. Tabii tuttun mu abi? Kesinlikle. Ben normalde hani Türkiye'de olduğum zamanlarda... Hani orucumu çok kaçırmam yani çok zor da bir şey olmadığı sürece
Orada tabii ki açlık gerçekten çok zor. Yiyeceğin bir şey yok. Yani aç açına kolay bir şey değil. Bir de parkurlara çıkıyorsun. Oruçken parkura çıkma o güneşin altında daha da imkansız kılıyor olayı. Dolayısıyla hani elimden geldiğince birkaç kez tuttum oruçlarımı. Allah kabul etsin. Ama bayağı epey zorlanmıştım. Sonrasında işte dediğim gibi ara ara yani bir gün boşluk olduğu zaman mesela oyun oynamadığımız günlerde özellikle ona denk geldiğinde tutuyordum. Oyun günleri ya da işte dokunulmazlık önemli oyunlarda tutamıyordum maalesef. Stresini ödersin abi, bir şey olmaz. Aynen, Allah'ım inşallah kabul eder. Abi geldin, bir şampiyonluğumuzu kutladık. Mutluyuz, huzurluyuz. Şimdi Survivor All Star anılıyor. Yani gitme planın var mı? Survivor'dan sonra ne yapacaksın veya adadan ne getirdin? Ya adadan bunu da götüreyim ya şunu da getireyim, olmazsa olmaz dediklerim var mı ya? Evet. Adadan bütün kıyafetlerimi, çantamı getirdim zaten. Orada işte çatal, o tahta tabağım, bardağım, demir bardağım. Hepsi var. Hepsini getirdim. Ondan sonra işte kıyafetlerimi, ayakkabılarımı getirdim. Bandanalarımı getirdim. Bir köşe yap abi şöyle. Evin onları, bir köşe. Bandanaları zaten bizim kanalda hediye edin. Delimine kanalında, evet. Delimine kanalında da bandana hediyesi var arkadaşlar. Orayı da izlemeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan takip edenlere veriyoruz bu arada. Evet. Sonrasında yani bütün malzemelerini getirmeye çalıştım. Ne var abi? Şimdi siz oğlum bak, siz Survivor'dan gelmiş bir eşya alacaksınız. Bize neye yarayacak? Sizin Instagram'dan takiplerini istiyoruz. Win-win ya, anladın mı? Survivor'dan sonra İsmail Balaban'ı biz güreşte görür müyüz? Ya da bir kariyer planlaması gibi planlama yaptın mı? Düşünüyor musun? İçinden geliyordur zaten de, hazır hissediyor musun kendini? Açıkçası hemen döner dönmez güreşle alakalı bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü sevenlerim... Evet. Destekleyenler millet senin güreşmeni de bekliyor ya. Seyirciler özellikle bekliyor bu konu hakkında görüşlerimi, duygularımı. Hemen antrenmanlara başlamayı düşünüyorum. Süper abi. Tabii ki belli bir güce, belli bir kondisyona, kapasiteye ulaştıktan sonra, çünkü orada çok fazla 6 aylık bir sürede fiziksel olarak kas ve kondisyon kaybı oldu. Kesinlikle güç kaybı, kas kaybı oldu. Dolayısıyla bu formumu toparlamam gerekiyor. Onun için de biraz zaman gerekiyor. Evet. Bu zamandan sonra tabii ki er meydanlara da dönmeyi düşünüyorum. Öncelikle samimiyetin için çok teşekkür ederiz. Gerçekten bize hem vakit ayırdığın için, şampiyon oldun, geldin, mutluyuz, huzurluyuz. Mükemmel sorularımıza cevapların için de ayrı ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Ben abi teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kupa bizde, emin edin. Bay bay. Hadi bakalım.